Arkadaşlar iftara siz değil mi? 11. bölümünde ilk gene Gülşah Hanım'a gidiyoruz. Gülşah Hanım'ın evi zengin bir mühitte ama kendisi önceden Yamaçlı'daydı. Bizim o taraflardaydı. Orada doğmuş, büyümüş. İnşallah güzel geçer. Bakacağız. Bu sefer onlar bizi arabayla almaya geliyor. Dönüşte de Allah kerim bırakırlar zaten. Hava yine yağmurlu. Adana tutturamadı dengeyi. Her yere kar yağmış. Adana tutturamadı. Mevsimleri bir karışık yaşıyoruz arkadaşlar. Dengemiz bozuk. Gözde. Canım ne istedim? Arap dolması. Arap dolması. Yani inşallah yapmıştır diyecek. Bir de sipariş veriyor. Utanmıyor. Hadi görüşürüz birazdan yine. Bak hele biz niye uğraşıyoruz ki böyle? Arabalar boş boş duruyor öyle otobüste. Bizi götürsünler boş boş gezmiyor. Ne otobüsü kız? Aa şu seçim otobüsü. Ha, boş harbi. Gezmiyor mu? He. Tamam bizi götürsün ne var rica edeyim. Ya değil mi elimiz boş gidiyor da yani mecburiyetten. Dün de elim boş gittim bugün de. Ya bu konuya girme. Utanırsan kornaya basmazsan biri pat diye bir girer gitti. Utanmayacaksın trafikte burası Adana. Ne yapacak? Basacak kornaya canım araç çıkınca ne yapacak? Kornayı niye koymuşlar? Kornaya basmak güzel bir şey değil. Niye koymuşlar? O zaman gelen giden vursun. Adam uyuyor görmüyor musun? Dikiz aynadan bakmıyor. Biz yayan çok iyiydik ha Gözde. Vallahi. Herkes öyle diyor nedense. Hiç hasar yok gittiğimiz evlerde. Ama öndeki de ağır hasardan yıkılmış. Ben anlamadım. Kaçıncı kattasınız? 11. kattayım. En sonuncu katı mı almışsınız? Sebep neydi ki? Sebep neydi? Gökkuşağı çıkarsa görürsün ha balkondan. İnşallah ön cepheye bakıyorsunuz. Evet. Niye bakacağım? İsminiz neydi bu arada? Nilsu. Nilsu. Evet. Arkadaş yeni Adana trafiğine girmiş de güzel bir şehirde. Çok güzel bir trafik canavarı. Bugün Gülşen teyze de bizde. Kim Gülşen teyze söyledi? Senin annen. Annesi. Ta Yamaçlı'dan geldi. Evet. Arkadaşın diye geldin. Tabii arkadaşım diye geldim. Çok sevdiğim için geldim canım. Şansımdan da metro bozuldu. Gerçek. Ondan geciktim. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ehlem sehlem. Vallahi sehlem. Ehlem. İkinci kanala geçelim. Anne YouTube'dakiler Arapça bilmiyor. Biz biliyoruz. Videoda da öyle Arapça konuşup durmayın ha. Canım benim hoş geldin sefalar getirdin. Ben şimdi çeviriyle uğraşamam. Tamam. Hoş geldin ablacım. Gamze bizim işin bura Arapçaları çevireceğiz. Yok yok. Vallahi uğraşmam. Hoş geldin Gamzeciğim. Hoş bulduk. Bunu da pembe yapalım ya. Git oraya otursana. Otur. Ne? Otur, bir şey yok. Oo, koltuğuna bak. Koltuğun aynı var ya, şeye benziyor. Kanuni'nin oturup da. Öyle mi? Halkı dinledi. Ona mı benzettin? Ondan kalmaz. Taht. Maşallah. Sor şimdi. Anneni götürüyor musun gittiğin yerlere? Her yere değil. Yani annem benim özel misafirimdi. Özellikle istedim. Çok memnun oldum geldiğine. Biz gidiyor o zaman. Hayır, olur mu öyle şey? Yok, olmaz. Benim aşkım. Olmaz. Başımın üstünde yeriniz var hepinizin. Yani götürseler de ben gitmem. Neden? İlk defa buraya geldi. 11. bölümde. Evet, bugün ilk defa çekiliyor. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, ilk defa seni ben. Seni kırmam artık. Ay çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Sen o kadar yalvarıyorsun hiç. İyi dedin. Demek ki sihir bendeymiş. Evet. Sihir mi? Kaç haftadır diyor kız, büşak. Ama biz ablayla son dönemlerde çok karşılaştık. Aynen. Çok karşılaştık. Ben sana Instagram'dan da yazdım ama bana Instagram'dan cevap gelmedi. Bu bakıyor Instagram'a. Kim bakıyor? Yalan söylüyor. Gülsene Gamze. Hayır. Bugün gülmeyecek. Öyle mi? Niye? Tepki alıyor. He? Tepki alıyor. Neden? Neden? Gülmenin tepkisi mi olur ya?
Kamerayı çeken kız. Çok komik. Kamerayı çeken kız gülmesin ve sussun dedi. Şu andan itibaren sustum. Tıp. Hayır, bizim evde konuşabilirsin. Ben senin konuşmanı istiyorum. Tamam kanka. Senin de ayrı bir kitlen var yani. Olur mu öyle şey ya? Gül ya, rahat gül. Gülmek kadar güzel bir şey var mı? Gülmekten rahatsız olan insanlardan. Gülmenin şükür. Rengi mi olur? Gülmenin sesi mi olur? Evet, kesinlikle. Gül. İstersen bak, ben normalde gülsem anararak gülerim. Sen yine ne güzel gülüyorsun. Millet kaosa alıştığı için gülmeyi hazmedemiyorlar. Çok doğru dedim. Kaos, her şey kaos. Sürü şeyi şey yapamıyorlar. Çekemiyorlar. Hadi gül. Bir kere gülen gülsün. Bugün de yalvartacağım. Şah için gül. Daha önce Yamaç'ta yaşıyormuş değil mi? Tamam, Yamaç'ta da ne zaman? Yani hangi yıllarda? Ben 2003 yılında evlendim, 24 Kasım'da. Hı. Buraya geldim, gelin geldim. Öyle. Yamaç'ta tam nerede oturuyordun? Necmiye Coşkun Tuncay İlköğretim Okulu sokağında. Evet, benim de okulum. Orada Perili Köşk diye bir ev evet, var. Evet, gibi. Eski belediye başkanı Sebahattin Eşberk'in evi orası. Evet. O Perili Köşk diye bizi kandırırlardı. Harabe. Ben hala korkuyorum orada. Geceleri. Geceleri Burhan. O avluda benim arkadaşım Mert Eşberk oturuyor. Peri Meri yokmuş. Yok. Yok. Orada peri de yok. Ama yok. İyi film çıkar oradan. Ama o ev şey olması lazım. Şimdi bak, Necmiye'ye sırtını verdin. Hı. Necmiye yok orada. Necmiye Coşkun var Tuncay. Tamam, sırtımızı verdin. Sağda mı evin, solda? Sağda. Sağ tarafta. Terzi var ya, onun arasında. Yanında. Gözde balkonu gördün mü, ne güzel. Yüksekliğe bak. Normalde şöyle bizim gel burada, gel güçlen tez aşağıya baksana. Buradaki apartman buradaki apartman varken bizim önümüz kapalıydı. Ben eve götürürüm. Yükseklik korkusu var. Bakma. Ay, hayır, hayır, hayır. Biz geçmeyelim. Sen şey çağırıyor. Hayır, gerçekten ben korkuyorum. Geç. O öyle. Olabilir. Burada bilerek çağırttım. Öyle olabilir. Hayır. Biz çok alıştık ya. Biz çok alıştık. İnan ki mahalleye gittiğim zaman artık sıkılıyorum ben. Vallahi. Yani cıvıl cıvıl. Yani cıvıl cıvıl olmaz. Gel profiterol yapmış. Yaparım. Buzdolabını çekebilir miyiz? Vallahi. Şimdi buna da konuşurlar neler var diye de şurayı çekeyim sadece. Çek. Ne var anam, bir şey yok. Hazır mı sen mi yaptın? Hayır, ben yaptım. Olur mu öyle hakaret şey? Hakaret etme. Benim işim gücüm mutfak. Gamze. Gerçek mi? Gerçekten öyle. Ev hanı mısınız? Ev hanımıyım. İşim gücüm mutfak. Arap olduğumuz yıldan beri. Evet. Şekil ah görüldüğü biz gibi. Biz de yemekti. Aynen. Başka bir biz şey yemek yok. İçin yaşayanlardayız. Bu bizim bak, bizim yani. Cebimiz fakir ama mutfağımız değil. Bu böyle. Doğru değil mi? Sen bizde ne zaman aç kaldın? Sen niye fakir olduğumuzun farkında değil misin? Paralara yemeğe harcıyoruz çünkü. Doğru. Sen iyi, ne yaptın? Valla şöyle tavuk pilav yaptım. Şöyle göstereyim. Ezogelin çorba yaptım. Yine mi çorba? Bak, bana çorba koymayın. Ben çorbayı tamam, şöyle usulden diye yaptım. Ben direkt yemeğe dalış yapmayı çok severim çünkü. Dal, yemeğe dal. Çorba değil, çorba. Zeytinyağlı yaprak sarması yaptım. Nerede? Humus yaptım. Humus zaten ve şöyle, iyi. Ve şöyle, iyi. Ama bak, herkes havuçlu yapıyor diye yapmadım ben havuçlu teratür. Bu ne? Şöyle ay, İzmir köfte. İzmir köfte. Çok güzel. Sadece bunu birazdan iftara yakın çok az ısıtacağım. Şu anda ılık sıcak olsun diye. Tamam. Hı hı. Köftelerle dolgun dolgun. Evet, dolu dolu. Ben sana diyorum ya, bizim cebimiz fakir, mutfağımız zengin. Masaya gidip yürü. Masaya git ama kızım ışığı. Humusa. Şöyle humus. O salatanın sosu, şöyle zeytinyağlı yaprak sarması. En sevdiğim şey zeytinyağlı. Gerçekten. Kesinlikle. 10 numara. Güzel içim oldu. Anam, bunun çorba kasesi de çok büyük çıktı. Bir kepçe koyuyorum. Bir kepçe koyuyorum. Şimdi servisin dışındaki kaseyi koymak istemedim aslında. İyi yaptın. Size mi yoksa çeyizinizi döktünüz?
Yok benim çeyizim mefta oldu. Bunlar sonralar aldım. Çeyiz mi kaldı? 20 yıllık evliyim yani. İyi kullanmış en azından. Çeyizim. Bir dolap da burada var Gözde. Evet da... kusura bakmayın. Dolabımı koyacak başka yerim yoktu. Yoksa kaldırmak istedi. Zaten etlerim, boş. Etlerim boş mu? Niye boş? Bu ekonomide dolu olmaz şaşırtıcı. Ben alıp alıyorum yapıyorum çünkü. Direkt yapıyor. Taze taze. Evet. Buzlukta yoksa bekletmiyor. Şeyden değil yani. Onu balkonda kullanıyorlar herhalde Gözde. Tabii şu an balkonda kullanıyoruz ama şu anda kış olduğu için içeri aldık. Oturabilirsin. Tabii sağlam, tabii. Sağlam. Oturabilirsin. Sen oturuyorsan ben de oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim canım. Öyle işte. Nacizane evimiz bu şekilde. Acaba bunu nereden gelme imalatı? Osmanlı'dan. Onun da. Bilmiyor musun? Sen biliyor musun? Sen hemen tarihini çıkarırsın hayatım. Anlat canım. Yemekten sonra anlatırım. Anlat, dinlemeyi severiz. Yok şimdi de. İzmir köfte var ya. Hı. Sence manası ne? Neyi hangi yöreye ait? Ege. Değil. İzmir köfte ama. Adı İzmir ama niye İzmir köfte demişler? Vallahi artık orasını sen Osmanlı'da söyleyeceksin. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet İzmir'i kuşatmasınca oradaki derken yaşanan bir olaydan sonra çıktı. Fatih Sultan Mehmet İzmir'i mi kuşatmış? Orayı da kuşattı. Gözde diyorsa doğrudur, ben bilmiyorum vallahi. Benim tarihim o kadar kuvvetli değil. Ben size tarih dersi de verirdim ama öyle uzun zaman. Aç açın olmuyor değil mi? Az kaldı ama. Kafam çalışmıyor. Kaç dakika var? Az kaldı. Son 7 dakika. Öyle mi? Tamam. Sen ne zamandır arkadaşın? Sen arkadaş oldun, karşılaştın. Nerede karşılaştın be, daha sen... Bağırmasana, şşş, duyacak ha. Lütfiye çok bahsetti kendisinden ya. Gülşah, Gülşah. Bir gün tatlı yapıyordu. Tesadüf aradı. Ben Gözde'yi çok seviyorum. Ondan öyle sonra arkadaş. Öyle arkadaş oldu. Kendi kafasına göre de plan vermiş ha bugünü. Sen niye bize sormadan intihar programı yapıyorsun? Ya biz başka ya, çok seviyor, çok istiyor canım. Seviyor. Gülşen teyze programdan sonra bütün eve gittiğimiz aileler sana gelecekmiş her son gün. Aman ben nasıl ederim? Mercimek de bulur pilavı. Mercimekli bulgur pilavı yaparım, mercimekli köfte yaparım. Niye mercimek? Bakayım başka bir şey yok evde. Niye mercimek? Mercimek. Gülşen teyze yeşil mercimeğin kilosu da pahalı ha. Sen nereden aldın onu? Herhalde ya, polilerden. Aldın anne, bilmiyorum polilerden. Bir arkadaş getirdi dedi, abla dedi. Mercimek. Yalan konuşma, yalan konuştun belli. Nereden çıktı söylesene. Aslında. Evimizde neden hiç eksik olmuyor yeşil mercimek? Ben dedim. Niye? Doğrusunu söyle. Niye hep var? Yeşil mercimek niye hiç eksilmiyor? Ben merak ediyorum. Gerçekten iyi sordum. Sarmış değil mi? Sizin arkadaşlar gönderdi. Benim arkadaşım kim? Ayşegül. Gamze'nin. Ayşegül gönderdi. Müşen teyze yine sana göndereceğim. Tamam kızım. Ayşegül'ü engelliyorsun. Yo, Ayşegül göndersin. Ben bunu ararım. Numarasını verin. Bitti kalmadı çünkü mercimek alamadım. İyilik de biriz derneğinden geldi. Bir tek onlar da herhalde mercimek dağıtıyor. Bir paketten kaç tane çıktıydı ha? Kız dört tane. Nasıl mutlu oldum. Şey getirdim. Hurmayla açmak sevaptır. Evet. Osmanlı'da hurmayla açıyorlar demiş ya abla. Aynen. Tamam canım. O yüzden bak onu bildiğim için getirdim. İyi yaptın. O konuda. Bak şeye söyle. Ayşegül'e getirsin. Gittik gidelim doğru düzgün. Yani güzel yemekler var burada. Hepsi güzeldi de burada. Ama bak şimdi güzel. Beni güzel ama önemli olan ne var biliyor musun? El lezzeti. Bilmiyorum şu an. Elinin lezzeti yoksa bir insanda yemeğe asam yok. Hepsi güzeldi mesela gittiklerimiz. Mesela ne yaparsam yapayım tat alamazsın. Elin lezzeti ama yok. Yok. Senin var Gülşen teyze. Ama kebabı yaparım. Ben ne yapsam herkes bayılır yediklerimi. Yediklerine. İşte pardon. Gelecekler iftara, ona göre menüyü hazırlar. Ne bileyim, Allah ne verirse yeşil mercimekten başlarız. O kadar kişiye ve nasıl sığdıracak onu düşünme de. Terasa, hava açılıyor zaten, yaz geliyor. Pardon, 1000 kişi gelecek mi? Terasa 1000 kişiyi nasıl sığdırıyor? 1000 kişiyi ertelerim canım, 500 kişisini alırız, 500'ü sonra gelsin. Ne yapayım? Rahat ya, 2 dakika kaldı ha. Ya illa yardım edeceksin. Ooo şalgam. Evet, mahallemizin reklamını yapalım. Adnan abiden şalgamımız ama üstüne yoktur. Ama biz hep oradan alırız. Hep oradan evet, alırız. Üstüne yoktur. Yani ben Adana'da Adnan abinin üstüne şalgamcı tanımıyorum. Biz de hep oradan alırız. Ve bundan sonra reklamını yaptık. İndirimli alacağız. Beleş. Beleş. İndirimi yok. İnşallah verir beleş.
Verir. Kız o verir biliyor musun ben okurken? Hep gerçekten. Paran olsun olmasın gider içerdim. İyi hadi bakalım şalgamı da beleşe getirdim. Hadi 2 dakika kaldı. Hadi hemen koşun. İçimden geldi ha zeytinyağlı sarar. Ben ölümü ne yiyeceğim? Göz Gülşen teyze kamerayı sen tutan mı bugün? Evet tutarım. Yemek yerken ben. Tamam. Gülşen. Gözde. İftar açarken kamerayı Gülşen teyze ben tutacak. Ben bugün yemek yiyeceğim. Gülşen. Tamam. Niyetlendim sana diyeyim. Kızıma zeytinyağlı yaprağı çok sever. Yap. Allah için mi okudun sen? Ne yaptı? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Hissetmişim demek ki. Demek. Hissettim. Gözde. Ne yapar? Bak. Ne var orada? Meyve tabağı dolu. Biz bunun içine genelde meyve tabağının içinde şey bulursun. Ağrı kesici. Şarj cihazı. Ha. Antibiyotik. Bir de Gülşen teyze böyle meyve koyduğu zaman üstüne örtü. Dantel. Dantel gerçekten yok mu dantelli örtün? Vallahi tozlandın. Yok. Gülşen teyze niye dantel koyuyorsun? Tozlanmasın mı? Meyve tozlansa mı olur anne yani? Yok kenarım eviniz. İçerideyiz. Bilmiyorum o yedin işim. Her yerde dantel var. Ben de hiç böyle teferruatlardan hiç hoşlanmam. Ya bakma yeşil. Hamur işini seviyorsun herhalde. Kesinlikle. Bu benim, bu benim çok iyi bir ev arkadaşım. Aslında bana kızımdan daha çok bana yardımcı. Bana da böyle bir şey alın. Evet. Çünkü pasta falan mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Pasta yapmayı, yemek yapmayı çok seviyorum. Pahalıdır anne. Anam olsun. Gülşen teyze biz o kadar parayı nereden buldun? Bulursunuz ikiniz birleşin bir tane alın. Biz aldığımızda 7000'de. Şimdi kaç yıl önce aldınız? Yok kaç yıl önce değil. 5-6 ay önce aldım. Tamam 14000 olmuştur. Olmuş mudur? Doğrudur. Bizde hamur işi çok. 14000. Çok ben de çok yaparım. 4 tane çeyrek alırım daha iyi. Börekleri, çörekleri, sıkmaları. Biz niye bağırıyoruz? Bana mı diyorsun? Ne kadar düşünceli bir misafir, ev sahibi. Video ses az gidiyor diye bağırıyor. Evet. Mikrofonumuz yok ya bizim. Gerçekten niye? Ama sen geçenlerde pazar çekiminde mikrofon takmıştın. Nasıldı ses? Kötüydü. Ha, bozuk mu mikrofonu? Bozuk gibi. Diğer ses ışık. Yani ucuz yolla alınca öyle oluyor. Aynen canım. Ona da sponsor bulmak lazım size. Biz neye sponsor bulduk ki? Juice buldunuz meyve suyu. Ne oldu meyve suyunuza? Bitti mi sponsor? Bir defalık. Kayseri bitirdi. Kayseri malı mıymış juice? Adana fabrikası. Adana yerli milli ama Kayseri'de gösteri yaptık. Dağıtıyorlar ya sağ olsunlar Kayseri'dekiler gösteriyi izlemeye gelmemiş. Meyve suyu içmeye gelmiş gibilerdi. Aa. Çifter çifter alıp gidince şaka bir tarafı tabii Ramazan'dan sonra devam edecek sponsorluk. İyi hadi bakalım. Her şey... Hakikat boş mu bakacağım lan bizim kan duruyor. Etleri dizmiş değil mi? Şu zaten şu tepsiyi sadece kaseyi kaldırır mısın? Tepsiyi oraya koyayım ben. Koy. Bunu bakalım. Onunla da işimiz yok. Bizim işimiz yemekle değil mi? Evet. Tamam. Kaseleri çorbalara alalım. Koy abla böyle taşıma. Okundu ha ezan biraz önce. Gerçek mi okundu? Ben duyuyorum şu an okunuyor. Bak Gülşen teyze baksana okunuyor mu balkondan? Ezan. Okundu. Bitti ezan. Allah kabul etsin. Amin. Lütfen buyurun ya. Hayırlı buyurun. Bir tane hurma alayım. Evet. Bir şey lazım mı? Baban da yetişemedi iftara. Evet, ekmek. Ekmek. Kaç tane? Sahur için ekmek. Tabii. Lazım oluyor. Allah kabul etsin. Gözde. Amin. Benim mi açacağım? Üç. Hadi. Şöyle buyurun. Hayır. Tadına baktın mı? Zeytinyağlını. Ben yok, baktım. Daha yeni açtım ya. Şeker. Yok. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Vallahi. Kızım. Yapar, kadın Arap. Evet, Arabi fellahi. Ay, İşim... bir de süslemiş. Evet, evet süsledim sizin için. Bak, hepsini zeytinyağını, eşkinin, oh. Yok üstüne nar koyuyorlar, yok bilmem ne ceviz koyuyorlar. Salata salatadır arkadaşlar. Nar ne alaka, ceviz ne alaka. Değil mi abla? Evet. Şimdi bunu karıştırmadan böyle özenle yapmışsın ya, amaç ne? Yani bu ilk başta görsel. Ya
buradaki görsellik misafirime verdiğim değerden değeri gösteriyor hayatım. Sormanım. Emek vermişim yani ben size. Allah razı olsun. Ben bunu karma karışık getirip önünüze de koyabilirdim. Ben böyle, böyle misafirlerimi bu şekilde ağırlamayı seviyorum. Siz istediğiniz şimdi gibi normalde gönlünüzce yiyebilirsiniz. Mesela o yağı da dökerken önce kaşıkla döktün, sonra hepsini aldın döktün ya. O da mı bir misafire yaptın şovda? Hayır. İlk başta her yeri eşit olarak paylaştırdıktan sonra sosu kalanı bocaladım. Birazdan da ateş çıkacak. Ateş yok. Arkadaşlar, ateş yok. Hadi buyurun arkadaşlar. Afiyet olsun. Hemen geliyorum. Sen de ona takıldın. Hani bir şey yoktu. Kapat. Boş hali bu demek ki. Evet, oyunlar kesik kesik bizim. Sizi kahretmesin. Beni rezil ediyorlar. Kim? Beni de rezil ediyor. Gelme diyor. Ne yapacağım ben bunu anlamam. Yeter, yeter o bana. Al. Maksat emek karnım değil mi? Karnım doymaz. Bununla doymaz. Hadi. Ne diyorlar ona? Jüriniz mi eksik? Hediye şey. Hani kazanana para veriyorlar ya. Bir oy. Ben de ne yapacağım biliyor musun? Bu işi çevireceğim. Senin varlığın yeter ya. Senin hiçbir şey yapmana gerek çeyrek yok. Sen gel. Taksınlar bana. En çok kimi beğenirsem o bana çeyrek takacak. Oo, format oldu. Güzel. Hem sana gelsin yemek yedirsin hem de bir de üstüne çeyrek mi taksın? Millet senin geleceğinde dünyanın gözleğe, masrafını yapıyor ha. Format tam Gözde'ye yakışır bir format. Çok güzel çorban. Ezogelin çorbası değil mi? Ezogelin evet. İzmir köfte. Yer evet. Bir tane. Gözde bir tane daha köfte bir vereyim. Yer koy hadi. Elim dolu. Afiyet olsun canım. Pilav da severim tabii. Evet. Üstüne havuç rendelese. Hürrem pilavı olurmuş. Kim diyor? Sultan soyuna dayansın diye mi? Onu düşünemedim Gözde. Kusura bakma. Onlar da canım. Onlardaki meşhur yiyecek ananastı. Ne? Biz ananası yeni sanırım. Ananas o zaman Osmanlı'ya gelmiş miydi? Hünkar yani Sultan Süleyman seferden dönerken Hawaii'yi biliyor musunuz? Nere? Hawaii. Duyduğum bizim iki sokak ileride. Oradan keşfediyor, pargalıyla koparıp getiriyor. O kadarlarını bilmiyorduk işte. Biz ananası çok fazla olmadı tanıyalım. Hawaii'ye de sefere gitmiş ya Sultan Süleyman. Başka bir şey diyemiyorum. İzmir köftesi oyunumuz. Çok güzel köften. Başka şalgam? Avcarını nasıl yaptım bilmiyorum şalgam ama çok yumuşak. Olur, yani. İçerim. Köftenin avcarının içerisinde çok az soğan var. Afiyet olsun Gişen teyze. Sarımsak var. Kazan önüne almışsın. Galeta unu var. Açıkmışım ben de. Karbonat var. Karabiber, tuz. Çok güzel. Bu şekilde. Gamze köftelerini yedin mi? Yok duran da çorban bitmedi daha. Senin çorbayı mı aynı şalgam içer misin? Yok çorbayı bekle. Gişen teyze maşallah. Ben oldu bitti yemek yemeyi severim. Yabancı değil, evladım gibi geldi. Kesinlikle. Afiyet bak olsun. Bana azıcık bak. Evet ya. Sen maşallah. Çok az aldın. Kıptan çıkmışsın seferden. Sanki Süleyman değil Gamze dönmüş. Sahura kalkmadın mı Gamze? Sahura kalktım da bugün çok acıktım. Çok koşturdum. Evet. Arabayla gelek yürümeyerek gelek dedin. İndiğin arabanın kapısını açık bıraktın. Ben mi bıraktım? Bak hangi kapı? Arka sok. Gamze'nin al işte. Gülşen teyze. Çünkü ben arabayı çizmişsindir diye koşarak git bakmak istedim. Araba çizilme şeyi yaşadık bu arada. Öyle bir şey yok bence ama. Gözle bitirdin tabağı. Tabağı bitirdim üstüne bir daha yedim. Yemin yok et. Ya çok az yedi vallahi ya. Vallahi yedim. Bak tabaktaki yaprak bitti ya. Hmm. Nereden baksan 6 tane daha oradan yedim. Afiyet olsun. Size yolluk da veririm. Siz gece de acıkıyormuşsunuz ya. Yok kız. Annemle maşallah benim. Kolesterol tamam gece. Hayır zeytinyağlık ya. Eve gidince ne yapacak biliyor musunuz mu? Nasıl güzel yedik kız. Evet güzel. Aynı kendi yemeklerimizmiş gibi. Afiyet olsun. Zaten bizim yemeklerimiz anne. Hazır yemek yemek nasıl bir duygu? Uzun süredir yeni yaşıyorsundur. Çok İyi güzel. İyi gidiyordur arkadaşlarla. Ne o hiç etmiyorum. Kimse... Gerçi dışarıdan yiyemez ki annem. Ben yemem değil. Ben de yiyemem. Ali hocam da... Bir derinin birine bir sürü eşek kemikleri, he, at kemikleri atılmış.
Ben herkesin yemeğini yemem. Yani var, biz haksız değiliz ha. Biz haksız değiliz. Kendi kasabımızın dışında bir yerden et almamakta haksız değiliz yani. Oyuncu, aldın mı telefonu? Hoş geldin baba. Abi eve yeni giriş yapabildi. Evet, evet. Maalesef iftara geç kaldı hocam. Ne için? Evet. Hem emekçi hem oruç helal ve geçiyor. Hakkını helal et. Helal olsun, afiyet olsun. Teşekkürler. Kesene bereket. Anne çorbayla doyduk. Misafirimize de çorba kattırdık. Afiyet olsun anne. Hala sofradalar. Kaç saattir yiyorsunuz? Ama biz hem sohbet ediyoruz hem yiyoruz. Zaten birazdan yine acıkacağız Gamzeciğim. Eve gidince yemek gittikleri yerde tamam kalmışlar. Ben ama yiyem yok. Anne kaç tane çay koyayım? Ben koydum sen sadece. Allah artırsın, Allah olmayanlara versin. Amin. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Bereket. Allah razı olsun. Bin versin. Allah razı olsun. Allah çocuklarımın gününü göstersin. Amin. Tamam, bundan sonra her yemeğe götürek bu dua edelim. Bereketin eksik olmasın. Amin. Allah amin. İki dolabını da doldursun. Amin. 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 Ama oğlum, bunu fişi çekip gözde. Yalan söyleme bak, arkada fiş görünüyor bak. Videoları izle tamam mı akşam gittikten sonra. Sen boş değil mi o? Fişi çekik diyor. Bak fişi oradan görüyorum ben. Yoksa şaka fişi. Şaka. İçi boş. Boş. Arkası mı boş acaba? Yok. Sofrayı mı topluyorsun? İnsanlık. Bugün ben çalışmayacağım, dün çalıştım. Paylaşmak. Sen hiç toplamadın ki. Dün topladım. Annen edebiyat parçalı. Yalan yuva yapmış milletin içine. Yalan ne abi? Yalan. Yalan yuva yapmış. Bizde yalan yok. Sen de ha, edebiyat parçalı. Ne zaman kime sırtımızı dönsek hop sapladı bıçağı. Kurban olurum sırtına. Merak etme canım, benim sırtımda da çok yaralar var, yamalar var. Yalnız bıçakları değilsin bak, yani. Bıçakları sat, ev alırsın. Yalnız değilsin hayatım, yalnız değilsin. İşte bizi büyüten bu bıçak darbeleri oluyor. Doğru söylüyorum. Aynen. Mesela sen geçen gün videoda demiştin ya, tam dedin, diyorum ki artık hata yapmam, kimse beni üzemez diyorsun. Sonra bir bakıyorum diyorsun, yine yenisi darbe yemişim. Bana da öyle ol, öyle ben de senin gibi aynı düşünceleri yaşadım. Ama herhalde diyorum bu saatten sonra artık kimse bana kazık atamaz. Ben de işte şimdi öyle diyorum. Evet, niye bu diyorum, saatten sonra diyorum. Artık çünkü Gülşah abla hayatıma yeni bir insan mı girdi? Evet. Girdi mi? Merhaba merhaba. Bir de hiç kimse... Oturup da hiçbir zaman sırrımı, derdimi anlatmıyorum. Evet. Çünkü ne zaman derdimi, sırrımı anlatsam, ne zaman araya mesafe koysam beni o sırrımla vuruyor. Bir de aslında en iyi şey ne biliyor musun? Herkesle iyi arkadaş olabilirsin ama hayat felsefesi olarak hiç kimseye güvenmeyeceksin. Çok doğru. Vallahi. Kendinden başka hiçbir Allah aklına, doğurduğuna bile güvenme yani. Bak, kime bile iyilik yaptıysan, merhamet ettiyse ilk önce bana yanlış yaptı. Derler ya. Ey dokunmayın çok fena ya. Körün gözü açılınca ilk bastonunu kırarmış. Doğru. Ben o bastonlardan oldum. Valla haklısın. Etrafım da kör doluydu. Ne anlatmayacağım? İki, hiç kimseye bu zamanda borç vermeyeceksin. Borç para vermeyeceksin. Borcunun dilencisi olursun. Doğru söylüyorsun. Çok borç verip de üstüne düşmediğim oldu. Evet. Borcunun dilencisi oluyor. Kesinlikle. Onlar ödemiyorlar. Ona borç verdi vermedim daha iyi diyor ha. Vallahi bir de istedin mi suçlu sensin? İstedin diye. Vay ne oldu ya, yedik mi? Ne oldu, yedik mi paranı? Öyle ha. Hemen şu. Yemedik canım paranı. Ne oldu, sen benden 500 lira alırken çeyrek 250 liraydı. Çeyrek bugün 2000 lira olduydu. Evet. Örnek veriyorum. Ne oldu o paranın? Bak ben arkadaşıma çeyrek benden de borç alıp vermeyenlere gitsin. Bilmiyorum kim aldıysa. Ben de arkadaşıma çeyrek borç verdim. 3450 idi. Şu anda 4050. Kız diyor ki ben nasıl ödeyeceğim sana borcunu? Öyle bir dünya yok. Şimdi ben ne yapayım? Demek ki ödemeyecek bana borcunu. Öyle bir dünya yok abla.
Evet öyle vallahi. O zaman da ekonomi öyleydi. O zaman da sen gidiyordun. Şimdi ben mesela ne yapabilirim ben mesela arkadaşım onu bana vermedi. Ben ne yapabilirim? Ne mi yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Bas bas bağıracaksın. İsteyeceksin. Yüzsüz yüzsüz isteyeceksin abla. Vay anallah. Arkadaşınla kötü olmayacaksın. Ki bir daha arkadaşınla kötü ol ki bir daha istemesin. Bir daha istemesin. Bir tane çeyrek mi verdin? Evet. İstedin vermedi mi? Vermiyorum. Vermiyorum. Ne ölüme ne dirime hakkımı da helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Aslında bak hakkını helal edeceksin ki diğer dünyada bir daha görme diye. Abla herkese hakkını helal et. Onların yaptığı yanlışların şeyi ne olacak? Cezasını kim ödeyecek? Sen. Ha? Ben ödemem işte. Ödüyoruz. Sen de hakkını helal etmeyeceksin ona. O ödesin öteki tarafta. Allah hesabını sorsun. İşte diyorlar ki, deniliyor ki hakkını helal etmediği zaman da diğer dünyada da karşına çıkıyor. Karşılaşırım, beklerim. Varım. Bekliyorum, benim beklediğim çok var. Ben beklerim. Geçmesin o Sırat Köprüsü'nden, o da geçmesin. Ben de geçmeyeyim. Bana ne ödesin yaptıklarını. Kız bir çeyreğe değer mi? Kapat konuyu ya. Babanın çeyrek değil hiç, sadece genel olarak söylüyorum. Ben hiç karşıma çıkmasınlar. İstemiyorum. Hakkımı herkese helal ediyorum. Yeter ki bir daha görmeyeyim onları. E tamam sen dağıt çeyrek. Hayır. Artık vermiyorum yani. Vermeyeceğim. İyi ver 1000 lira ver o zaman. E zaten yok ki. Yok artık çeyrek de yok. Vere vere yok oldu işte. Şimdi para... Aynen. Bir tane çeyreğin varsa verin mi? Ben öderim. Ben öderim. Demin ne konuştun beni? Şimdi arkada vermeyenlere dedim ben o lafı. He sen vereceksin yani. Ben öderim. Ya o kervana sen de katılırsan? Katılırsam hakkını helal edeceksin, susacağım. Ben helal edenlerden zaten. Öyle yapacağım. Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğim. İşte kalmadı zaten. Bitti. Bak vere vere. Vere vere bitti. Gözlecim sana kalmadı bitti. Emin misin? İlahi. Bakayım. Bir alyansım var, bir de pırlansam var. Kolye de yok. Küpe de yok. Küpe var işte. Altın mı? He. Yeşil altın. Yani çeyreği yok. Yani çeyreği kalmamış. O arkadaşın kimse sesleniyorum. Ondan sana versin, senden bana gelsin. Tamam, o verirse söz sana vereceğim. Söz mü? Söz veriyorum. Ben de onu oradan yazıyorum. Borç olarak mı? He? Vallahi sen bilirsin. İster borç, ister harç. Sen bilirsin. Ne bileyim, sana vereceğim derken böyle bir adak gibi oldu da şey oldu. Şimdi adak oldu bu. Efendim. Gözde bizden borç çeyrek istiyor. Gerçekten bu kadar zenginliğin içerisinde borç ederim. Zenginlik mi yavrum? Benim sloganım bile fakir. Neyi zengin? Saçın boya mı kendi mi? Kendi saçım. Çok ben saçıma hiç boya sürmedim şimdiye kadar Gamze. Ben de öyle olsun istiyorum saçım. Hiç boyatmadım saçlarıma. Şu ne yapıyor? Telefondan bitti mi işin? O cezalı. Dün telefonu Gülşen elinden... teyze ne yapıyorsun? Çeyrek mi arıyorsun çantada? Çeyrek arıyorum. Gözde'ye borç ayıcı. Gözde'ye borç ayıcı. Kızım, Nisu. Sen bizim çay servisimize hazırla. Tamam. Bu koca masa topluyor. Bizde herkes iş yapar. Annem, gerçekten. Annem burada bir gün çıkıyor. Babam orada çamaşırları şey yapıyor. Şunları da kaldırak da. Daha toplama. Saat bu arada 8:30'a geliyor. Daha sofra duruyor. Ama asıl güzel olan bu böyle sohbet muhabbet ede ede yemek yemek yani. Hemen yiyip kalk zevki olmaz ki. Seninle biz oturak böyle gelin gibi onlar toplasın. Büyük olarak büyük Allah da kendileri yapsın, küçükleri yapsın. Oraya otur. Kutulaba boş dedi. Gördü. Boş arıyor demek ki. Fişi de çektim diyor. Yalan konuşuyor ha. Fiş görünüyor halbuki kamerada. Ya belki kadın şey yapmak istemedi. Ne? Amaç ne? Amaç şöyle. Olabilir. Olmayanı var. Olanı var. Onları tabii düşünerek. Bir evde iki dolap niye var diye bence öyle söyledi. Bu kıtlıkta bu ekonomide. Dondurucu. Olsun dondurucuya ben... Gülşen teyze dondurucunu doldurabiliyor musun şu an? Dolduramıyor. O dolduramıyor diye hep beni dolduramıyor. O bize özgü bir şey dolduramamak. Allah Allah. Çay bardağına bak. Evet. Gözde çay bardağına bak. Bu bayanlara özel çay bardağı hayatım.
bayan misafirlerim geldiği zaman bu çay bardaklarını kullanıyorum. Ne güzel, ne güzel. Neden cinsiyet ayrımı yapıyorsun? Yapıyorum hayatım. Yok, ben sürekli söylüyorum ama beni anlamıyorlar. Bayan değil, kadın. Bayan değil, kadın. Kadın. Buyurun. Dur şimdi şöyle bırakayım. Yok, sefa getir. Annem mi yapıyor? Annem yaptı. Sen niye benim yaptığıma inanmıyorsun? Al bir şey abla. Anne, bu yemek için. Genelde arkadaş çevrem yeteneksiz olduğu için. Gerçekten mi? Evet. Ama kesinlikle ben yaptım yani, inanabilirsin. Ben bir şeye inanmıyorsam, üst üste soruyorsam ondan o yeteneği beklemediğim için. Yani benden beklemiyorsun. Yani sizi yeni tanıyorum da, geçen de bir videoda da dikkat ettilerse ısrarla sen mi yaptın dedim. Beklemediğim şeyleri gördüm. Şimdi beni çok iyi çok iyi tanıyanlar mutlaka bunu benim yaptığımı biliyorlardır. Evet. Baba, yiyorum ama sorun olmaz. Bardak çatlak ha. Yok canım. Al. Ha, bu çatlak. Ciddi mi? Evet. Gördün mü? Aa! Gözümle dağları deviririm ben. Ay. Gözümle dağları deviririm. Bir şey söyleyeyim. Buyur hayatım. Gülşah abla. Bismillahirrahmanirrahim. Şey, bunun gözü çok kötü. Gerçekten. Evet, ondan. Ne diyorum, kaç kişi öldü? Bir de öldü. He, yine sen bardakla anlattın. Tamam, Allah razı olsun yani. Buna da şükür diyoruz. Yani canını kurtardın, şükür et. Evet. Tatlının adı nedir? Profiterol. Profiterol. Ha, nereden gelmiş o da? Var ya. Osmanlı'dandır kesinlikle. Osmanlı'dan mı gelmiş? Beğendiniz mi efendim pastayı? Güzel. Afiyet olsun. Eşim gibi güzel. Eli lezzetli. Allah Allah, eşim gibi güzel. Biz eşimle yani nasıl desem, görücü değil de severek evlendik. Yani 23-24 yıldır beraberiz eşimle. Hatta 25 yıl. Biz hatta bir tarafta 24-28 yıl. 96'da tanışmıştık. Tanıştık evet. Sen 6 yaşındayken. Ah. Biz de çok büyük değildik canım. Ben 15 yaşında tanıdım eşimi. Şu an 43 yaşındayım işte. Bir adam dönür mü geçersen de gülüyor. Geçiyor valla, bal gibi de geçiyor. Öyle biri sev ki sen öldüğün zaman o yaşamazsın. Vay be. Sen hala çok aşıksın. Kesin. Allah'a şükür. Her zaman Allah'a nazarlardan şükür ediyorum. Her zaman şükür ediyorum. Hayalimde Gözde abla, yemin ediyorum. Dedim ki, genç yaşlarda dedim ki, iki kız çocuğu istiyorum. Bir de bir araba. Başka bir şey istemiyorum. Vallahi her şey doldu. Demek ki kalbin temiz. Temiz. Ya Rabbim Allah. Çekme ha. Bir şey kolları yetmiş. Gabze çekme ha. Sana çekme dedim ama. Kolları yetmiş birazcık. Gamze ama eminlerim ki bunun yarısı. Tamam, bunun yarısı kadardı. Bir de etli değildi. Bir daha yapın bunun dışı sırf siyah dövmelik etli yani. Yani kırmızı. Hani buzdağı boştu? Ben haberim yok, Mithat çalıştırmış. Şimdi ben görmüşüm filan kişiyi böyle böyle yaparken. Yani. Söylüyorum, bu günah alma değil ki, ben sadece gördüğümü söylüyorum. Evet. Olsun, o günah. Hoş verin. Günah dedikodu nedir? Olmayan bir şeyi oluyormuş gibi söylemekti, evet. Değil mi abla? Tabii ki. Yapılan, gördüğüm bir şeyi söylersen onun günahı, bizim günahımız değil. Allah'a çok şükür. Söylemek de günah. Kime söylemek? Yapan günah işlemiyor, söyleyen bir günah işlemiyor. O günahın mertebeleri var, o da günah. Ne oldu Gamze? Uyduruyor mu? Hocam. Senden çok güzel bahsetti. Gülünün sağlığını da severim. O bizim şey, annemin teyzesinin torunuyla evli ha. Kim? Ay, Gülünün sağlığı. Çok uyumlu bir kadın mıymış Gülşen teyze? Vallahi evet, öyle söyledi. Uyumlu. Çok hanımefendi dedi, yıllardır ay, bizim içeri... Yani yıllardır bizim mahalleye gelin gelmiş dedi, çok dedi, hanımefendi bir insan. Ay, uyumlu dedi vallahi. Teşekkür ederim ona. Seviyorum. Biz hiç kimseye ne, böyle çok böyle mi? Şey yapmayız. Benim altı kulaç. Altı kulaç. Yani evet. Benim var ya, ya bu senin kızın nerede, eve gidip geliyor mu derler. Ha, benim o derece yani, çıkıp böyle dışarıda falan. Evde yaşadığını bilmiyorlar. Evet. Aynı ev mi tutmuş finans? Halbuki evdeyim. Yok, geçen gün motosiklet kapının önündeydi, seslendim sana. Dün. Motoru kullanmıyorum. Evvelsi gün çalışıyorlar. Bu arada motoru sattı bugün. Öyle aa. Mi?
Ciddi misiniz? Niye parasız mı kaldın? Ay. Ben sana çeyrek borç verecektim, niye sattın? He ya. Yetmiyor bir çeyrek. Bir çeyrek. Tamam, getir bir su keseyi getir kızım. Maşallah. Getir kesenin hepsini verekim. Keseyi değil, sen kasayı çıkar var. Gözüm. Vallahi yok kasa, yemin ederim. Senin yok dediğine inanır mı? Yık biz daha o buzdolabından sonra. Belki buzdolabının içinde çeyrekler var. Buzdolabı boş boş. Hiçbir boş şey yok içinde. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Şey. Düşünceli bir kadın ya. Biliyoruz, yok hiçbir şey. Arkadaşlar bir kahve yapayım mı ben? 350 bin dedin, kadının kafa karıştı. Yok. 350 bin. Gece içince midem yanıyor. Kalbat şey oluyor mu? Gerçekten mi? Reflü var bende. Oh. Gittiğimiz genelde iftara gittiğimiz evlerde kahve içmiyoruz ki, çay içip kalkıyoruz. Hadi. Yani adımız bakma çıkmış, kahve içiyorlar herhalde ama masraf da olmasın sizlere. Ama ben sizin için aldım yani. Kahve aldın. Aldım. Eğer içmem derseniz sizin niyetinizi aldım, size vereceğim kahveyi. Bize vermen daha mantıklı. Şimdi içsek bile... Tamam anneciğim, getir kızım bir paket. Kahve içmeyecek bir tane vereceğim. Aman ya. Paketi götür. Evet, getir kızım. Kız içersek daha karlıyız biz. İçin için. İşte biz içemiyoruz. Bizi yanımıza götürmek daha mantıklı. Peki yanımda ikram edeceğim çikolatayı da vereyim mi? Ne yapıyorsunuz ya sen? Hem kahve içeceğiz. Yani. Tamam, olması gereken bu. Ben yine sizin... Sen arkadaşına çeyrek vermiş, helal etmiş bir insansın. Sana kahveyle çikolatayı mı helal etmeyeceğim? Mantıklısı kahve. Kahveyi veriyorsun. Rica ederim. Çeyrekten de yer. Gerçekten mi? Evet. Çeyrek olsaydı daha iyi olurdu ama maalesef arkadaşlara vere kaldı. Bu da yarışıyor. Bu da kahvede altından yarışıyor şimdi. Sen doğru, ne diyorsun? Doğru söylüyorsun. Öyle deme, rengine de bakma. Acaba Osmanlı zamanında da böyle misafirlik gittiğinde hediye götürme, hediye getirme var mıydı? Osmanlı'da mı? O Osmanlı işlerini gözde bilir. Osmanlı'da biliyoruz. Kahveyi böyle keseye koyarlardı. Allah'a emanet. Keseye koyarlardı. Kahvenin yanına kızılcık şerbeti koyarlardı. Kahvenin yanına kızılcık şerbeti. Allah Allah. Vay anasını ya. Nereden çıkmış Hürrem? Onu daha önce anlattın. Kızılcık şerbeti. Ha yok, onu anlatmadım. Evet. Hürrem kahveye alıştıktan sonra iç açıcı bir şey istiyor. Ondan sonra Mahidevran buna hep tuzak kuruyor ya. Bir de hamile olduğunu öğreniyor Hürrem'in. Sümbül Ağa gel git kahve yapıp götürürken yanına bir de Hürrem, Mahidevran kızılcık şerbeti koyuyor. Kızılcık şerbetinin içine de çocuğu düşürsün diye zehir koyuyor sınıfı. Ay. Vay vay vay, neler var neler. Hürrem onu içiyor. Kızılcık şerbeti nasıl bir şeymiş? İçine yutmuşlar. Hürrem onu içiyor. Lazım. Kusuyor. İçince nasıl bir tat alıyor? Kusuyor. Aman Allah'ım, bu da ne? Süleyman, ben çok kustum deyince Süleyman da diyor ki, kan kustum, kızılcık şerbeti içtim de. Bundan kan geliyor bu. Kan kusacaksın diyor. Kan kusarsan diyor. Bu diyor Osmanlı sarayında nasıl diyor. Bu sarayda diyor, bak kızılcık şerbeti mi? Evet. Ha, kızılcık kirazından yapılıyor. Ben bunu biliyorum. Bak diyor Kanuni Sultan Süleyman. Burada diyor kan kussan diyor. Kan kustum diyor ya. Evet. Kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Hürrem diyor. Vay be. Öyle deyince Hürrem diyor ki, ben ölmek istemiyor. Ben Süleyman. Aşk çok zaten Hürrem'de. Buyur hayatım. Veda dakikası. Evet. Biri de benim değil mi? Bu da senin. Teyzeme de vereceğim. Ablama. Çantama koyayım. Ay, ben unutursam iyi yemem çantanda. Koyamam. Sen daha ne yiyeceksin acaba? Sen bugün ne oldu? Her şey için çok teşekkür ederim. Kahvenizi de verdim. Yanına çikolatanızı da verdim. Sağ ol. Tamam. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Sağ ol ağırladığım için. Evde vedalaş, arabayla bırakacak ya, yolda ne macera yaşayacağız bakalım. Bir yol, her şey güzel olacak. Sizi sağ selim evinize bırakacağım Allah izin verirse. Kahveyi getiriyor mu? Evet, bu benim Gözde'ye hediyem. Sen kahveyi niye götürdün? 40 lira 10 tanesi. 39,5 gram kahve biliyor musun Gözde? Biliyorum. Parasını öyle alsan ne olsun?
çeyrek dağıtıyor karın. Sen habersiz çeyrek dağıtıyorlar haberin. Geri de alamıyorlar, haberin yok. Gerçekten öyle, verdik alamadık. Ben çok atıyorum çeyrekleri, ne yapayım? Motoru sürüyor, onu da sattı. Sattın, o kadar fakirleştin. Yeveyle. İnşallah daha güzel yerde. İnşallah onu satıp araba alırsın. İnşallah. En güzel olacak. Ehliyeti bak, var mı? Var. İyi, hadi bakalım. Hiç kullanmadım ehliyetimi daha. Bir ara motorla pandemide polisler duruyordu ya dışarıda. He. Sırf o ehliyetim bir kere çıksın diye çıkardım, gösterdim. Sormadılar mı? Sormadılar. Sormadılar. Dedim ki sormayacağım. Bir ara internet alıp. Ay polis yok, beni dedi. Dedim. O video gibi. Ehliyetim. Lütfen ehliyetimi sorun. 2010'da almışım. 2010? Efendim 14 yıl normal, güzel yani. Kullanmamışım. İşte... Evet, güzel bir gündü. Yedik. Çok işte. İyiydi. Allah şişti. Çok güzel ağırladılar. Annem ilk defa evimde. Elin lezzetli değil mi Gamze? Çok güzel. Çok vallahi güzel. Vallahi tanıdığınızı yedemiyorum. Kadın pozitif ama. Enerjik. Sizin... Daha git yemek yap desem çıkarıp yapacağım. Seviyor yemek yapmayı. Evet, bayılıyor. Evet arkadaşlar, 11. bölümümüzün de sonuna geldik. Bizim için güzel bir gündü. Yeni bir aileyle tanıştık. Ondan sonra... Yarın Emine Hanım'dasın. Emine Hanım'dayız. Evet. Yarın da 12. bölüm Emine Hanım'layız. O da sürpriz. Kimle karşılaşacağımı bilmiyorum. Pazar günü de yine. Özel. Farklı bir davet. İçsene anne, ara asansörü. Kız açsana. Anne aç, kadınlar gelecek daha. Niye açmıyorsun ya? Allah. Lütfen rica ediyorum, kanala abone olun. Likelayın. Bir de buradaki takipçiler Instagram'a geçsin, oradan da takip etsin bir. Bir milyon olamadık. Ne olur kızıma 1 milyon yap. Ben asansörü ona bastım, o ona çıktı, o çocuk orada hala asansör bekliyor. Yemin et. Onlar iner önce.